Bir kez daha tekrarlayalım. Mudanya, kent merkezine en yakın sahil kenti. Son 3 yıldır geçiti aşmakta sıkıntı yaşansa da, ulaşımı kolay. O nedenle, hafta sonları Mudanya'ya adeta akın oluyor. Aynı şekilde, yaz ayları vatandaşlar ailece gelip denize giriyorlar, sahilde yürüyorlar. Denize girmek için de Mudanya'da tercih edilen bazı yerler var. Örneğin, Montanya Otel'den sonra petrol ofisi dolum tesisi önüne kadar uzanan sahil doluyor. Daha çok da halkın Burgaz olarak adlandırmaya devam ettiği güzel yalıda İnciraltı mevkiinden feribot iskelesine kadar sahil tercih ediliyor. Kimileri denize girerken, kimileri sahil boyunca yürüyorlar. Kimileri de banklara oturup sohbetler ediyorlar. Gelin görün ki bu muhteşem sahil amacı anlaşılamayan bir çalışmayla vatandaşa kapanmış durumda. Çünkü yürütülen çalışmayla yol kenarındaki banklar kalktı, deniz doldurulup beton dökülerek vatandaşın denize ulaşmasının önü kesildi. Denize girilecek kumsalda kalmadı. Gerçi yaz sezonu henüz başlamadığı için şu an denize giren yok ama sahilde yürüyüş yapmak bile mümkün değil. Seçim öncesi başlayan seçim sürecinde duraksadı. Gözlenen çalışmalar seçim sonrası hızlandı. Sahildeki iş makineleri ve kamyon trafiği de arttı. Bu durumu Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç el sorduk. Projeyi geçen dönem Büyükşehir Belediyesi hazırlayıp ihaleye çıkmış diye başladı ve şunu söyledi. Sahilde ne yapıldığını, nasıl bir proje uygulandığını Mudanya Belediyesi olarak biz bilmiyoruz. Fakat izlediğimiz kadarıyla vatandaşın denizden ve sahilden yararlanmasını engelleyici özellikler yansıtıyor. Şunu da ekledi. İhaleyi geçen dönem büyükşehir yaptığı için de durdurma şansımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ile de görüştüm bir formül bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten Burgaz'a kötülük eden bir çalışma oluyor. Bursa siyasetinden Mudanya Kent Konseyi'ne. Ozan Kozan. Ay, 1990'lı yıllarda DYP'de gençlik kolları başkanı olarak tanıdık. DTP'de Osman Gazi kurucu İlçe başkanlığı yaptı. Sonra da siyasetten uzaklaşıp hem işine hem de baba evi Mudanya'ya döndü. Şimdilerde Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç. ÖNE davetiyle Haziran ayında yapılacak Mudanya Kent Konseyi seçimine başkan adayı oldu. Amacımız Mudanya'nın sosyo kültürel gelişimine katkı koymak dedi. İsmail Hoca İyi Parti'den istifa etti, süreci sürdürülebilir bulmuyor. Son dönem Bursa'daki üniversite eğitimine akademisyen yaklaşımı ve performansıyla damga vurdu. Bursa onu 1999'da DYP büyükşehir adayı olarak tanıdı ve çok sevdi. Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu hem insan ilişkileriyle hem siyasete getirdiği çizgi ve düşünceleriyle kendini kabul ettirdi. Meral Akşener le birlikte İyi Parti kurucuları arasında yer aldı. Bursa milletvekili seçildi, genel başkan yardımcılığı yaptı, grup başkanı olarak temsil görevi üstlendi. İsmail Hoca geçen yıl seçimde aday olmadı. Bir süredir de sessizdi. İyi Parti ile siyaset anlayışı farklılığı yaşıyordu. Seçim sonrası kurultay kararı alınınca, sürecin hassasiyeti nedeniyle harekete geçmemişti ama dün İYİ Parti'den istifa etti. Konuştuğumuzda, gerekçesini, şöyle ifade etti. Bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Faruk Çelik kızını Urfa'ya gelin verdi. Kendisi, Bursa'nın siyasetçi, olarak kabul görüyor ama siyasi tayinle iki dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. Şu anda da AK Parti Artvin milletvekili olarak parlamentoda. Eski Bakan Faruk Çelik ve eşi Beyhan Çelik kızları Zeynep Çelik'in Şanlıurfa'daki düğünle Nihat Demirkol'la evlenmesi mutluluğunu yaşadılar. Böylece, iki dönem milletvekilliğini yaptığı Şanlıurfa, ya kızını gelin vermiş oldu. 141 yıllık eğitim çınarı Bursa Erkek Lisesi tarihini koruyup yenilendi. Bursa, için, özel öneme sahip olduğu kadar, Anadolu önderliği ile de ayrı bir yeri var. Bursa'nın 141 yıllık eğitim çınarı olan Bursa Erkek Lisesi 26 Mayıs'ta geleneksel pilav gününü gerçekleştirecek. Organizasyonu da 2007'de Belder kısa adıyla kurulan Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği yapıyor. Nitekim Belder Başkan Vekili Recep Ak Yıldız ile Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Görüşün kuruculardan Teoman Alper 26 Mayıs'taki 141. Pilav Günü davetiyesini getirdiklerinde okuldaki yenilemeyi de konuştuk. Ak Yıldız, dedi ki, spor salonumuz yıkılıp yeniden yapıldı. Yan tarafa 18 derslikli C blok inşa edildi. Üyemiz Adnan Arasan'ın yaptığı bağışla, çalışma odaları da olan 101 yataklı modern yatakhaneye sahip olduk. 550 kişilik konferans salonu yapıldı. Şunu da ekledi. Tarihi bina müze olarak korunuyor. Mahalle mahalle ihtiyaç sahibi tespiti yaptılar. Türkiye. Nin, merhamet eli olan Kızılay, bağışçılarının yardımlarını doğru yere ulaştırıp gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için çok titiz çalışma yürütüyor. Nitekim hafta sonu gönüllülerin de katıldıkları geniş kapsamlı bir çalışmayla bağış kabul ve yardım dağıtım merkezi. Ne başvuran ihtiyaç sahiplerinin evlerine konuk olundu. Mahalle mahalle ziyaretler, sosyal inceleme olarak gerçekleşti.